Evet, Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri. Test 1, soru 1. Bu burada bazı açıklamalar üzerine ve bu gelişmeler Türk dış politikasının temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir demiş sorumuzda. Tabii burada Türk Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştırılması ve diğer taraftan amacımız elbette siyasi, mali, iktisadi, mali ve benzeri her alanda tam serbestlik sağlamaktır ifadesi. Buradaki tam serbestlik aslında tam bağımsızlıkla ilişkilendirilebilir. Hem ekonomi alanında hem de siyasi alanında bağımsızlık eşittir. Tam bağımsızlık olduğundan test 1 soru 1'in doğru cevabı da B seçeneği tam bağımsızlık. Evet, metinde verilen Türk dış politikasının açtaki ilkelerden hangisini benim kendime kanıt olarak gösterebilir diye sorumuz karşımıza çıkmış. Burada şu ifadeye bakarak soruyu doğru cevaplayabiliriz. Büyük hayali işler yapmadan yapmış gibi görünmek yüzünden dünyanın düşmanlığını, kötü niyetini, kinli milletin yönetimi üzerine çektik. Biz böyle yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın sayısını ve üzerinde olan baskını artırmaktan ise tabi duruma, meşru duruma dönelim, haddimizi bilelim. Yani diyor ki maceralıktan uzak durma ve gerçeklik, yani boş hayaller peşinde koşmaz diyor. Boş hayaller peşinde koşmamak, hayaller peşinde koşmamak gerçekçi olduğunu kanıtlar. Bu nedenle ikinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği, gerçekçiliktir. Evet, Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri test 1 soru 3. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tutumu dış politika ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş. Atatürk'ün ben harpçi olmam çünkü harbin acıttı hallerini herkesten iyi bilirim. Yine başka bir konuşmasında Mustafa Kemal'in harp zaruri bir hayatı olmalı, öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye harbe giriyoruz. Lakin millet hayat tehlike almadıkça harp bir cinayet ifadesini kullanmış. Yani burada Mustafa Kemal'in barışçı olduğunu ve Türk dış politikasında da barış esasını benimsediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle 3. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet, buna göre Türk dış politikasında aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı söylenebilir diye sorumuz karşımıza çıkmış. Atatürk döneminde Türk dış politikasında uluslararası hukuka bağlı kalınması, Atatürk döneminde dış politika anlayışı ideolojik doğumlara, ön yargılara saplandığı değil. Bilimin esas alınması zaten akılcılıktır arkadaşlar. Burada bilim esasının izlenen politikalarda bilim esasının benimsenmesi, uluslararası adil bir düzen kurma, sömürgeciye karşı oluş ve hukuka bağlı olmak amaçlanmış. Bu da arkadaşlar doğrudan akılcılık ilkesiyle ilgili. Çünkü akılcılık ilkesi neyi baz alır? Bilimi, esasını baz alır. Bu nedenle 4. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır.